Sevgili dostlar, tekrar merhabalar. Soruyorumun yeni sorusuyla karşınızdayız efendim. Aslında basit gözüken bir soru ama bence üzerine çok konuşmamız, çok düşünmemiz gereken önemli bir husus bu. Her psikolojik sorun bir hastalık mıdır? Bugün neredeyse kendimizi her kötü hissettiğimizde, moralimiz her bozuk olduğunda bize hastalık teşhisi koyacak kadar psikoloji okumuş birilerini buluyoruz etrafımızda. Ve bu konu o kadar yaygınlaştı ki ben bile bunun fırçasını yiyorum. Ya Hacı, sen psikolog musun ya? Sen işte biyolog adamsın, ne konuşuyorsun bu işlerle ilgili falan filan diye. Bana da fırça atan oluyor. Onları da anlıyorum tabii. Ortada herkes psikoloji uzmanı. Herkes narsistlerle, efendim işte psikopatlarla, sosyopatlarla nasıl baş edebileceğimizi anlatıyor. Kendileri eğer o yöntemlerle baş ediyorlarsa vallahi tebrik ediyorum kendilerini ama böyle hepimize bir teşhis koyar olduk. Böyle bir psikolojik rahatsızlık bulma avı var gibi gözüküyor. Ama hastalık dediğimiz kavram, bozukluk dediğimiz kavram öyle kolayca teşhisini koyup da yaftalayabileceğimiz, teşhisini koyduktan sonra da sırf teşhisini koyduk diye çözebileceğimiz şeyler değil. Efendim, bozukluk ya da hastalık dediğimiz meseleler tıpta, psikolojide, tıbbın özellikle psikiyatri alanında, hani ruhsal zihinsel şeyleri kastediyorum, bol bol teşhislerini koyabildiğimiz, işte teşhis kriterleri açısından yüzlerce ayrı dala ayrılan, yandan ufak tefek varyantlarıyla beraber binlerce farklı hastalık tanımlamaya çok bayıldığımız bir alan. Fakat bu teşhisleri koymamız çoğu zaman onları anlamamız ya da tedavi edebilmemiz anlamına gelmiyor. Çok seviyoruz. Mesela geçenlerde İbrahim Bilgen Hoca ile konuşurken çok ilginç bir şey söylemişti. Kendisi psikiyatr. Ve dedi ki bu DSM var, tanı kriterlerinin olduğu bir işte kitap, bir katalog. Oradaki en büyük bölüm tanısı olmayan psikolojik, psikiyatrik bozukluklara ayrılmış durumda. İlginçtir. Tanı kitabındaki en büyük bölümde tanısı konamayan, ne olduğu bilinmeyen hastalıklara dair isimler, tanılar öneriliyor. Ve insanlar buna göre aslında muamele ediliyor. Buna göre tedavi edilmeye çalışılabilir. Garip bir durumdayız. Ama tabii yani bu videoyu bir işte psikiyatrist psikologlar için çekmiyorum. Ben de zaten psikiyatrist psikolog değilim. Bu konularda niye iki kelam etmemiz gerekiyor bizim? Şimdi nörobilim araştırmasıyla uğraştığınızda, yani beynin çalışma prensipleri, bunun davranışlarla ilişkisi doğrudan sizi beyin sağlığı konusuna otomatikman götürüyor. Ve bu otomatik seyahatte de zaman içerisinde çok farklı durumlarla karşılaşıyorsunuz. Ben tabii ki klinik bir eğitimim olmadığı için, klinikte görev yapmadığım için, hasta görmediğim için bildiğim konuların bir kısmı teorik, bir kısmı da o klinik süreçlerde görev yapan hekim, klinik psikolog arkadaşlarımızdan sohbetlerimiz, birlikte çalışmalarımız sırasında edindiğim bilgilerden kaynaklanıyor. Ve özet olarak aslında benim genellikle biliyorsunuz YouTube'da, televizyonda temel konuşma amacım normal insanların işine yarayacak bir şeyler söyleyebilmek ve aslında bunları söylerken de malumat furuşluk yapmak niyetiyle değil, hayatımızı daha iyi hale nasıl getiririz bunun için konuşuyoruz. Dolayısıyla bu her psikolojik sorun bir hastalık mıdır başlığı bence günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi. Biz her şeyi hastalık zannediyoruz. Biz bir insan mesela biraz kendine dair bir şey istediğinde onu bencil, narsist bilmem ne diye yaftalamaya bayılıyoruz. Ya da efendim birkaç gün böyle moralimiz bozuk, canımız yataktan çıkmak istemiyor. İşte her gün yaptığımız işleri yapasımız gelmiyor. Hemen acaba depresyonda mıyım diye strese giriyoruz. Hatta böyle olan arkadaşlarımıza hemen kesin depresyona girdi falan diye tanı koymaktan hiç çekinmiyoruz. Halbuki mesela depresyon dediğimiz, işte narsisizm dediğimiz, obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı hastalığı dediğimiz konular, daha buna benzer sosyopati, psikopati falan ne düşünürseniz, bunların hepsi çok ciddi tanı kriterleri olan ve uzmanlar tarafından tanısı konması gereken durumlar. Biz dönem dönem birçok konuda kendimizi ya da bir başkasını belli problemler yaşarken bulabiliriz. Bu canlı olmanın doğal bir sonucu. Her an kendimizi iyi hissetmek zorunda gibi zannetsek de günümüz dünyasında aslında yaşam her an iyi hissetmekle değil, her an ne gerekiyorsa onu hissetmekle ilgili. Biz bu dünyaya iyi hissetmek için değil, her şeyi iyice hissetmek için geldik diye sıklıkla hatırlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu dalgalanmalar
hayatın doğal bir parçası. Bazen dip dalgalar, yani dalgaların aşağı doğru gittiği durumlar uzunca sürebiliyor. Bunların uzunca sürüyor olması gene bunların bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor. Zaten kulağınızda çalınmıştır. Biz psikolojik ve psikiyatrik hastalıklarda, yani uzmanlar artık hastalık lafını değil de bozukluk sözcüğünü kullanıyorlar. Biraz daha fark yaratmak için muhtemelen. Tam olarak orada ne kastettiklerini ben çok bilmiyorum. Çünkü çok kişiyle bunu konuştum ama hani birkaç kitabı tanım dışında çok bir şey gelmedi ama bozukluk biraz da hani hastalığın o kronik halinden ayırmak için, biraz daha o bedensel ya da nasıl diyelim maddesel olandan ayrı tutmak için sanıyorum tercih edilmiş bir terim ama ne olursa olsun sonuç itibariyle biz uzun da sürse bir psikolojik sorunun, bir zihinsel problemin, bir işte efendim böyle düşük ruh halinin diyelim hastalık olup olmadığına kolay karar veremeyiz, bu bir. Bir şeyin hastalık ya da bozukluk olabilmesi için en önemli kıstas ise kişinin sosyal hayatını, kişisel yani günlük hayatını bozacak etkiler yapıyor olması. Mesela birçok insan bir şeyleri çok yapıyor diye onları hemen bağımlı diye etiketlemeyi seviyoruz. Fakat bağımlılık ciddi bir klinik durum ve bir insanı bağımlı olarak etiketleyebilmemiz ya da teşhis edebilmemiz için, ki bu bizim işimiz değil, uzmanların teşhis edebilmesi için belli başlı kriterler var. Mesela tamam, o işte çok zaman harcamak, bu önemli bir kriter. Çok fazla zaman geçiriyorsanız kriterlerden sadece bir tanesi ama tek başına yeterli değil. Mesela o kişi o işi yapmaktan, o maddeyi kullanmaktan, o davranışı tekrar tekrar sergilemekten bir zarar görse bile bu zararı mesela inkar ediyorsa, görmezden geliyorsa, bu başka bir kriter. O zararı ya da o kaybı, bu parasal kayıp olabilir, işte sağlık kaybı, uykusuzluk, şu bu falan filan, onu gizlemeye çalışıyorsa, sonra mesela kontrol edemiyorsa bu davranışı, bakınız kriterler 3-4 oldu. Hatta bir de istediği zaman bırakabileceğini, istediği zaman kontrol edebileceğine dair bir sanrısı varsa, yani kişi kontrol edemiyor ama aynı zamanda ben istersen bırakırım, ne var? Var ya işte ben daha önce 15 kere sigarayı bıraktım falan diyenler. Onun gibi bir sanrı içerisinde de. Ve bu konuya tabii ki çok fazla kaynak ayırmak ve hayatının geri kalanında sorumluluklarını yerine getiremeyecek kadar bu olayın içine düşmüş olmak. Ve bir başka kriter, belki 6. oldu bilmiyorum. Devamlı doz arttırmak zorunda kalmak. Çünkü bağımlılıkların genel bir özelliği aynı düzeyde tüketim, aynı düzeyde davranış bizi her zaman kesmiyor. Biz dolayısıyla daha fazla daha fazla yapmak istiyoruz. O beyindeki o dopamin dediğimiz maddenin kimyasından dolayı böyle bir doz artışı mecburi. Dolayısıyla bir uzman bağımlılık teşhisi koyacaksa bu kriterlerden, yani en az 3 tanesinin o kişide olması, tespit edilmesi ve dolayısıyla tanının buna göre konması lazım. Ama bize göre işte baloncuk patlatan, cep telefonunda kendi crush oynayan herkes bağımlı. Efendim işte sosyal medyayı kullanan herkes potansiyel bağımlı. Ya da işin daha kötüsü, gerçekten bağımlılar var. Ne var ki canım, sadece sabah açtığımda öğlen ve akşam yatmadan önce sosyal medyaya bakıyorum. Aralarda da arada bir bakıyorum falan filan gibi. Yani gerçek bağımlı olanların da bu çorba içerisinde karışıp gitmesi. Dolayısıyla gerçekten bağımlılık dediğimiz sorun konusunda kafaların son derece karışık olması gibi bir nihai durum söz konusu. Dolayısıyla bir psikolojik sorunun hastalık olup olmadığını bir uzmanlar belirleyecek. İki, eğer böyle bir konudan şüphelenip uzmana gitmek istiyorsanız ilk bakmanız gereken şeylerden bir tanesi o psikolojik sorun o kişinin hayatını zorlaştırıyor mu? İlişkilerini bozuyor mu? Sağlığını, fiziksel, ruhsal, zihinsel vesaire sağlığını etkiliyor mu? Ve o kişinin işlev görmesinin önünde belirgin bir engel oluşturuyor mu? Eğer böyle bir engel varsa zaten hekimlerin, klinik psikologların, yani sağlık alanında çalışan insanların görevi bu engelleri ortadan kaldıracak çareleri, tedavileri, yöntemi, yönergeleri bulmak. Dolayısıyla öyle bir durumda oraya gidebiliriz ama biraz evvel bağımlılık konusunda örneğini verdiğim gibi her şeye bir teşhis yapıştırmak, eşimiz bize yamuk yaptı diye onu hemen narsist diye bir köşeye sıkıştırmaya çalışmak. Bu terimlerin bir içini boşaltıyor. İkincisi gerçek anlamda böyle sorunları olan insanların ya da böyle sorunları olan insanlarla sorun yaşayan insanların sorunlarını çözmemizi zorlaştırıyor. Hani ne bileyim, yani gökyüzüne baktığınızda her yıldızı tanıma ayağına yatmıyorsanız her psikolojik durumu da anlıyormuş gibi yapmayalım. Çünkü insan psikolojisi deniz derya. Her bir insan
Şurada gördüğünüz gibi deniz derya, hatta bundan çok daha deniz derya. Bir insanı gerçekten tanımak çok çok zor. Bir insan biliyorsunuz en zor kendini tanıyor. Direkt içeriden deneyimlememiz rağmen kendimizi doğru dürüst bilmiyoruz. Dolayısıyla bir başka insanın bir iki hareketine bakarak, bir iki söylemine, bir iki davranışına bakarak ya test koyma işinden bir vazgeçelim. Çoğumuz hasta değiliz. Çoğumuz böyle bir bozukluktan muzdarip değiliz. Ama böyle devam edersek, yani her şeyi böyle bir hastalık, mastalık gibi etiketleme alışkanlığı devam ederse hepimiz aşırı teşhis bozukluğu diye bir hastalıktan muzdarip hale gelebiliriz. ATV, güzel oldu. Aşırı teşhis bozukluğu. Bunu da ben koydum. Bundan sonra Instagram'da gezerken sürekli psikolojik sorunlarla baş etmemiz için çareler öneren yeni mezun psikolog, psikoloji meraklısı, işte böyle yandan koç, üstten mentor falan bazı arkadaşlar var. Onlar o zaman aşırı teşhis bozukluğu diyerek ben de bir etiket takayım. Bunu sevdim.